Herkese merhabalar. Ben Alaaddin 61 ve bugün yanımda bir canavar var. Mercedes AMG G63 4MATIC arkadaşlar. En yeni modeli. Çok sayıda değişiklikler var. 585 beygir gücünde ve 4 litrelik V8 çift turbolu motoru var. Yeniliklerden biri de anahtarsız giriş ve çalıştırma. Yani kapı koluna dokunduğunuz zaman kilitliyor. Bu yoktu. Ayrıca yenilenmiş 360 kamerası. Ve tabii ki de en büyük sistemi, aynı yeni Mercedes'lerdeki gibi Hey Mercedes özelliği geldi. Bu videoda neler yapacağız? Dışının detaylarına bakacağız, içinin detaylarına. Ondan sonra da uçacağız, test sürüşüne geçeceğiz. Beğenmeyi unutmayın. Öncelikle size kumandasını göstereyim. Kumandası siyah, AMG logolu. Arkasında AMG logosu yok. Ve çift renk bu araç, gördüğünüz gibi Magno Manufacture tasarıma sahip. Bu rengin adı Platinum Magno diye geçiyor ve Manufacture siyah detaylar eklenmiş üstü ve altı. 22'lik jantları var arkadaşlar. Yakından inceleyelim. Çok ikonik bir araç ve camları da özel arkadaşlar. Çift cam kullanılmış. Ayrıca ön camı da özel, güneş ışınlarına karşı gördüğünüz gibi mavi bir rengi var. Şimdi arkadaşlar, bu farlar ilk çıktığında hoşuma gitmiyordu ama şimdi hoşuma gidiyor. Gündüz ışıkları yuvarlak şeklinde ve çok ikonik olan tasarımda şu sinyal lambaları çok hoşuma gidiyor. Sürerken çok keyif veriyor bana köşeli hatları. Gece paketi 2 olduğu için de bütün krom detaylar siyah. Panjur siyah. AMG logosu siyah. Mercedes logosunun arkasında radar var, adaptif hız sabitleme için. Şurada 360 kamera sistemi var, onu da aşağı aldılar. Ve sağa sola dönüyor direksiyonu döndürdüğünüz zaman. Otomatik uzunları ve viraj aydınlatması var. Tasarım hiç değişmedi, araç sadece biraz daha genişledi, uzadı. Dediğim gibi 22'lik jantları var, Goodyear lastiklerle geliyor. Ve şu tasarıma bakar mısınız? Ne kadar ikonik duruyor ya. Çok heybetli, yüksek duruyor. 2.85-40-22'lik jantlar var. AMG Ride Control sistemi de var. Egzozları siyah, gördüğünüz gibi bu da yeni. Çok konforlu sürüşe sahip eski nesille kıyasladığın zaman. 300 bin Euro'dan başlıyor. Bu sürdüğüm araç 349 bin Euro'ya yakın. Ve tabii ki olmazsa olmaz LED stop lambaları. Yedek lastiğimiz çok ikonik yerde duruyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Şu görüntü çok hoşuma gidiyor. 360 kamerası alt tarafta yer alıyor. Eskiden üstteydi bildiğiniz gibi. Ve kapıyı kapattığınız zaman çok acayip bir ikonik sesi var. Sanki bir şeyi kapatıyorsunuz yani. Bankalarda olur ya, parayı sakladıkları yer. Acayip ya. Şunun duruşuna bakar mısınız? G63 AMG. Tamponlar da AMG'ye özel arkadaşlar. Onu da belirteyim. İçine de göz atalım şimdi. Koyu camlarımız var, fabrika çıkışı. Dediğim gibi bunlar çift cam ve özel yapımdır. Isıtmalı koltuklarımız var, 3 ayarlı arkada. Burmester hoparlör detayı, eşya gözleri çok geniş. Şurada ambiyans aydınlatmalar devam ediyor. Aydınlatılmış AMG logosu. Plastiği hala üzerinde. AMG kırmızı iple işlenmiş halılarımız. Bu koltuklar baklava desenli. Ve dediğim gibi ekstra bir seçenek. Standart düz koltuk değil. Kol dayamamız var. Burada Burmester detayı çok hoş. Ve içinin görüntüsü bu şekilde. Yeni en büyük sistemi. Yeni yazılım, yeni software atılmış. O ikonik tutacak. Karbon desenli, Manufacture yazılı. Yeni direksiyon. Koltuklar çok rahat. Masaj sistemini birazdan göstereceğim. Burada 3 bölgeli klimamız var. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde yukarı aşağı ayarlıyorsunuz. Bağlantı yerlerimiz var. 1 metre 83 boyum var ve kesinlikle yeterince alan var. Ve tavanda Alcantara özel yapım. Gayet geniş ve şık. Ve yeni
Mercedes AMG G63'ün sürücü koltuğundan bakış bu şekilde arkadaşlar. Yenilenmiş Embiyox sistemi var. Değişik kadran seçenekleri var. Yeni direksiyon bizi karşılıyor. Altı düz AMG logolu. Ayrıca burada dokunmatik düğmelerimiz var. Buradan Sports, Individual, Sport Plus, Comfort hepsini seçebiliyorum. Ayrıca şuradan da değiştirebiliyorum. Buradan ayarları. Egzozu açıp kapatabiliyorum mesela. Dokunmatik düğmelerimiz var. Burada tabii ki Track Base Super Sport kadranlarımız var. Bu da yeni arkadaşlar. G göstergesi aktif. Vitesleri gösteriyor. Klasik gösterge var tabii ki her zamanki gibi. Burada yine harita var. Burada yine asistan kadranında şöyle bir detay var. Frene bastım, bu da basıyor. Güzel bir detay. Offroad görüntüsü var. Bu da yeni. Ayrıca şuraya bastığım zaman offroad kokpit. Burada bütün verileri size aktarıyor. Sıcaklık, sürüş bilgileri vesaire, süspansiyon bilgileri, derece ayarları vesaire hepsini gösteriyor. Bu da yeni arkadaşlar. Gayet güzel ve şık. Ayrıca dediğim gibi bu koltuklar, bu deri Napa deri, kırmızı iple işlenmiş. Koltuk ayarlarında 3 ayarlı soğutma, 3 ayarlı ısıtma var. Hey Mercedes. How can I help? What time is it? 9:02 a.m. Karbon paketi var. Manufacturer yazılı logomuz var orada. Burada kol dayamamız var. Klasik Mercedes'lerde olduğu gibi yana doğru açılıyor iki taraf. Eşya gözü gayet iyi. Burada yine karbon tasarım gayet hoş. Yeni touchpad geldi. Buna adresi girebiliyorsunuz. Mesela Trabzon'a gitmek istiyorsunuz veya burası dokunmatiktir arkadaşlar. Yine buradan zoom yapabiliyorsunuz. İstanbul, Trabzon, Ankara vesaire yapabiliyorsunuz. Dynamic Select ses ayarları, kamera sistemi, bu da yenilendi. Aynı S serisi gibi oldu. W222 23 her neyse. Burada yine sabit kameralarımız var. Kendi kendini otomatik park edebiliyor. Bu da yeni arkadaşlar. Gayet güzel. Şık. Burada kablosuz şarj bölümü var telefon için. Ayrıca bardaklıklar ısıtmalı ve soğutmalıdır. Bu da gayet güzel bir detay. Klima ayarlarımız burada. Çok şık, seri şekilde konumlandırılmış krom. Burada off-road kokpit az önce gösterdim. Diferansiyel ayarları, manueli alıyorsunuz buradan. Devamlı manuelde kalıyor şanzıman. Burada ambiyans aydınlatma detayları devam ediyor. Havalandırmanın içinde de var. 64 renklidir. Şu anda masaj sistemi de açık. 10 tane masaj sistemi var. Masaj programı var. 8 tane pardon. Ayrıca dinamik koltukları var arkadaşlar. Bunları da açalım. Viraja girdiğiniz zaman sizi yerinizde tutuyor. Ambiyans aydınlatma için çift renk seçenekleri var. Tek renk seçeneği var. Bu şekilde. Ve devamlı hızı geçtiğiniz zaman burada ötüyor araç. Hız limitini geçtiğiniz zaman şuradan açıp kapatıyorsunuz. O bilgiyi de vereyim size. Gayet güzel ve şık. Elektronik ayarlanabilir hafızalı direksiyon, ayna ve koltukları var. Buradan kaydediyorsunuz. 3 kişiliktir. Far ayarları otomatik. Şu detaya bayılıyorum. Şu görüntü çok muazzam. Bu aracı sürdüğünüz zaman olmazsa olmaz karartılmış aynalar. Sunroofumuz var. Şu detaya da çok bayılıyorum. Olmazsa olmaz. Şimdi test sürüşüne çıkalım. Sıfır yüz. O neydi ya? Yani tutunmak için asfalt aradı araba, gördünüz mü? Vallahi o kadar güçlü ki. 585 beygir gücünde 850 Nm tork üretiyor.
0-100'ü 4.4 saniye. Maksimum hızı da 220 kilometreye limitlidir arkadaşlar. Tasarımından dolayı. Motoru da 4 litre V8 çift turbolu el yapımı motordur arkadaşlar. Bir kişi tarafından, AMG tarafından yapılıyor. One engine, one man diye. One man, one engine diye bir sloganı var. Bir adam, bir motor diye tercüme ettiğim zaman bu şekilde oluyor. Ve gördüğünüz gibi adeta şaha kalktı az önce. O neydi ya? 9 ileri otomatik AMG şanzımanı var. Yani bu devasa 2540 kilo ağırlığında bir araç için 100 kilometre hızdan Sport Plus modunda tam gaz. Yani böyle bir kütle, böyle hızlanması çok acayip bir şey. Bunun Edition One'ını aldığınız zaman maksimum hızı 240 km saatte oluyor. Ambiyans aydınlatmayı kırmızıya ayarladım. 64 renk var. Yakıtını sormayın. Bunu alan adam yakıtına bakmaz diyeceğim. Sizin için araştırdım. 14.8 litre ortalama yakıtı var. 100 litre benzin deposu var. Al buradan. Yani bu bilgiyle ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Burada adaptif sabitleme ilk kez, videonun başında dediğim gibi, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi var. Kapıya dokunduğunuz zaman kapı koluna kilitliyor. Bu önceden yoktu. En büyük sistemi var. Türkçe konuşabiliyorsunuz, sesli komut verebiliyorsunuz. Ama İngilizce'de şu an, hey Mercedes. How may I help you? What time is it? It is 9:35 p.m. Yani burada size bütün bilgileri veriyor. Burası dokunmatik, en büyük sistemi olduğu için. Direksiyon yeni dediğim gibi. Şunu bir Türkçe yapalım sizin için. Hemen ayarlayalım. Türkçe de konuşalım. Bayağı dil seçenekleri var. Evet. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Saat kaç? Tekrarlar mısınız? Saat kaç? Saat 21.36. 21.36 arkadaşlar. Saatimiz, kör nokta uyarı sistemi güzel çalıştı. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Masajı açar mısın? Masajı sizin için açıyorum. Adamsın ya, adamsın. Teşekkürler. Şu anda mesela 10 küsür masajdan birini açtı. Masaj sistemi çok iyi arkadaşlar. Isıtılmış taşlar var bu koltuklarda. Ve kışın çok güzel belinizi rahatlatıyor, sırtınızı rahatlatıyor. Ayrıca viraja girdiğiniz zaman şuralar şişiyor. Sizi yerinizde tutmak için. Bu zaten şu direksiyon, yeni tip direksiyon dediğim gibi, ekranlara bayılıyorum. Herkes arabaya bakıyor. Yani araba yani buradayım diyor, ikonik, herkes bakıyor. Tam gaz. Ya şu sesi var ya, sabaha kadar dinleyebilirim. Tabi bir önceki kasalarda G63 AMG'nin sesi çok daha güzeldi 2019'a kadar. Filtrelerdir, doğayı koruma zımbırtıları falan derken Avrupa Birliği bilmem ne, ses kısıldı ama kısık haliyle bile güzel arkadaşlar. Ve kaygan modu da var. Bu araçta ayrıca 4x4 modu var. Diferansiyel ayarları şurada kilitleyebiliyorsunuz. Offroad kokpit ayarı yeni geldi. Tünel. Bu arabayı satın alacaksın, tünelde yaşayacaksın arkadaşlar. Yani bak şuradan burayı da kontrol edebiliyorum. Dokunmatik. Şu şekilde veya şuradan touchpad ile kontrol edebiliyorsunuz. Fiyatı 303 bin Euro'dan başlıyor Hollanda'da. Ama bu sürdüğüm araç 400
48 bin küsür euro arkadaşlar. Bunun boyası özel boya Magno Mat 7 bin euro sadece boyası. İçi özel tasarım. Jantları zaten 4 bin euroya yakın, 3600-3700 euro. 20 inç 2.75-50-20 arkadaşlar. Lastiklerin ebatı. Jantlar 20 inç. Bunun ayrıca dediğim gibi Edition 1 özel serileri de var. 60 küsür sene, 70 seneye yaklaştı. İkonik olarak bu kasa piyasada. İlk olarak çok zengin bir tane Arap hisseleri vardı arkadaşlar. Çok hissesi vardı Mercedes'te. Ve böyle bir araç yoktu bünyesinde. Mercedes bu aracı sadece askeriye için üretiyordu. Ondan sonra bu Arap hisse sahibi dedi ki bu aracı normal yolda da üretin. Yani vatandaşlar da alabilsin. Kesinlikle çok satacağına inanıyorum. 60-70 sene önce böyle satışa sunuldu. Ve o günden beri kasasının şekli hemen hemen aynı. Boyutları biraz genişledi veya uzunladı. Uzadı ama işte hemen hemen aynı. Yani bunun 40 sene 50 sene önceki kasasını yanına koy. Hatları hemen hemen aynı. Tabi içi şu anki nesilde en güzeli bence. Şu zaten şu koltuk ayarları şurada olması var ya. Isıtma, soğutma, 3 ayarlı, masaj. Bir de şunu belirteyim, 2016-2017'ye kadar o modeller konforlu sürülmüyordu. Ama bu modelde kesinlikle çok rahat oldu. Yani GLE'ye yaklaşıyor. Tabi GLE gibi konforlu olamaz ama yani bana mısın demiyor. Rahat bir araç yani. Hepsini sürdüğüm için belirtebiliyorum. Bir hızlanma daha yapalım 80'den. Tam gaz 80'den. 120. 150. 150'ye hızlandık. O ses, AMG'nin sesini tarif edemem. Duymanız lazım. Eskiden ilk çıkan AMG'ler, yani ilk ben buradayım diyen AMG'ler 6.2 motordu. 63 AMG'ler. Ondan sonra 5.5 litre, ondan sonra 4 litre çift turbo vesaire. Ama o ses her zaman iyiydi. Turbolar devreye girdikten sonra ses biraz daha azaldı. Ondan sonra gitgide azaldı. Bu modelde de azaldı. Ama yapılacak bir şey yok. Şuradaki detay da güzel. Yani klimayı sıcak yaptığım zaman ambiyans aydınlatmanın havalandırması da kırmızı oluyor. Ya bu araba gerçekten değerini tutan da bir araba yani. Şurada mesela manueli alayım. Bak burada şimdi kendim vites atıyorum. Burada size Süper Sport kadranda her şeyi gösteriyor. Vites at... vites atmanızı bile gösteriyor. Kırmızı flash patlıyor orada kadranda. Ve vites at diyor size. Sizi zorluyor. Ve bundaki en çok hoşuma giden şeylerden biri tasarımı tabii ki. Şu anda içi de hoşuma gidiyor ama kafa kaldırıyor bu araç yani. Gücünden dolayı, torkundan dolayı. Bak kafa kaldırdı. Vitesleri tam atamadık ama olsun. Size göstermek için denedim. Zaten ben videolarda basıyorum arkadaşlar. Normalde emanet olduğu için öyle şey yapmam. Klasik kadran var, harita var. Yani bildiğin standart Mercedes'lere döndü diyebiliriz. O lüks, o hey Mercedes özelliği vesaire geldi. Tekrarlar mısınız? Mesela şurada bir Range Rover gidiyor. Onu da sürdüm arkadaşlar. Alaaddin 61 YouTube kanalında bakabilirsiniz. Yeni Range Rover Autobiography kanalımda var. Yani bunun öndekinin arka ışıkları bilmiyorum. Yani alışamadım. Diğer her şeyini beğeniyorum. Ama yenilikçi olduğu kesin yani. O da çok rahat bir SUV. Yani Mercedes S serisi neyse rahatlık bakımından SUV'ler arasında GLS Maybach sürmedim ama en rahat arabalardan, en rahat SUV'lerden biri o araç arkadaşlar. Range Rover'lar bu konuda çok iyi.
Tabii garantili almak lazım onları. Ve şurada mesela yardımcı kadranı açtığım zaman burada bir G-Wagon görüyorum. Frene bastığım zaman bu da frene basıyor. O da güzel bir detay. Hollanda Rotterdam'dan selamlar arkadaşlar. Şurada bir kalkış da yapayım sizlere. Bonus ekleyelim oraya. Hazır mısınız? Fanlar çalışıyor. Uç. Ya vallahi yola tutunmak için yerleri kazıyor adeta. Ben hissediyorum onu, nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama vites değiştirdiğinde yola tutunmak için araç böyle kendini sağa sola atıyor. Tutunduktan sonra birden atıyor yani. Çok acayip bir his veriyor. Bak mesela yavaşlayayım. Tam gaz. Bak. Kafa kaldırıyor, güçten dolayı, torktan dolayı çekiyor yani sağa sola. Akşam da oldu. Neyse ben bunu sürmeye devam edeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni videolar gelmeye devam edecek Alaaddin 61 YouTube kanalına. Videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü sizin desteğinize ihtiyacım var. Umarım bu dediğime kulak verirsiniz. Teşekkürler, saygılarla, sevgilerle. Bunlar gelip geçici şeyler arkadaşlar. Arabadır, şeydir. Sağlık olsun, huzur olsun, bereket olsun. Bu gibi şeyler daha önemli. Bunlar geçici şeyler, hevesler. Sağlık olmadıktan sonra araba olsa kullanamazsın, yemek yiyemezsin. Yani o yüzden ben şimdi videoda ballandıra ballandıra anlatıyorum da yani o kısmı da var. Görüşmek üzere.